Yusuf abiyi çok severim. Yusuf Şimşek'i çok severim. Yusuf abi dedim ya. Yusuf benden küçük. Yusuf hocayı Yusuf çok Şimşek. Severim. Ama Abdülkerim hocanın bu sözünden sonra reklam arasında bir söz söyledi. Bundan sonra konuşmamayı tercih ediyorum hocam. Rasim Ozan aynen şunu söyledi. Yusuf Şimşek Cristiano Ronaldo'dan daha yetenekli dedi. Kim dedi? Sen dedin. Ben demedim ya. Demedim. Kim dedi? Hayır. Hayır dur. Buram edildi mi bir daha söyle bakayım. Buram edildi mi bir daha söyle. Oğlum ben yanlış mı duydum? Bizi yanlış duymuşum. Yusuf Şimşek. Bizi yanlış duymuşum. Ya Yusuf ne bozdu? Bizi yanlış duymuşum. Hocam bağırsakları falan bozulmadı. Kötü abi herif. Yusuf Şimşek. Bu ne? Rasim geç otur. Biz Rasim'le konuşurken dinlememişsin. Hayır, Kuvarecba. Kuvarecba, Ronaldo'da daha yetenekli. Yusuf demedin mi? Yusuf demedin mi? Ya Yusuf demedin mi? Yusuf dinle oğlum, dinle. Hayır, ben dinle. Yusuf da yetenekli. Bak bir şey at. Yetenekli. Oğlum bir şey söyleyeceğim sana. Net. Kemal Yusuf Yıldırım hocam. Yetenekliydi. Kemal Yıldırım. Tak tak. Bak Ertem, ortaya bir laf attın. Sinan abi, Ahmet Hoca ekranda yanlış bilgi verdi seninle ilgili. Seninle ilgili evet. Ne bozdu Sinan'ı diyor. Söyle, ben söyleyemiyorum. Ben söyleyeyim. Sinan'ın bağırsakları ne bozdu? Öyle bir şey yok ya. Ne bozdu diyor Sinan. Yok hocam ya. Ayıp bir şey değil bu, insanlık durumu. Değil hocam, belime bilim şeyini yakısını. Bele vuruyor. Belimin yakısını değiştiriyor. Bak Ertem, ortaya laf atıyorsun, bak ortada kalıyor. Bir dakika. Sinan abi, Yusuf Şimşek Cristiano Ronaldo'dan daha yetenekli. Kim? Yusuf Şimşek Cristiano Ronaldo'dan daha yetenekli. Yusuf Şimşek kim ya? Ya bırak bunu. Bizim Yusuf. Saçma sapan konuşuyor ya. Demedi. Hayır. Ricardo Quaresma. Dinle. Ama ben dedim ki bazı oyuncular, bakın şunu söyleyeyim. Oğlum bak. Bilgi vereyim senin adına, dur avukatlık yapalım. Ertem bizi şey yapacak. Bazı oyuncular vardır Türk ve Allah dünya Allah. Futbol tarihinde ederini bulamamıştır. Evet. Mesela geçmişten Kemal Yıldırım. Değil mi? Ben konuşacağım. Yusuf Şimşek. Kemal Yıldırım topçuydu. Baba deli misin? Yusuf da yeteneksiz, yetenekliydi. Yusuf da yetenekliydi ama farklı. Yani Sergen Yalçın dünya starı olması lazım. Sergen Yalçın işte Beşik neden? Portekiz'in Sergen Yalçın'ın Ricardo Quaresma'dır. Şimdi bir dakika ben açıklayacağım. Yok Quaresma dediğin adam. Bir dakika. Şu an 3 numara olurdu ya. Messi, Ronaldo, Quaresma olurdu. Dur kardeşim. 3 numara olurdu. Dur. Dur bir dakika. Ya oğlum sil şunu ya. Demedi adam Allah kahretsin. Abi şunu sil. Ben öyle bir şey demedim ya. Ya bir dakika be oğlum ya. Hocam ben yanımda duydum ya. Ya tamam kardeşim. Yusuf Şimşek Cristiano Ronaldo'dan daha yeterli. Bak saçma sapan. Demedi oğlum alın şunu. Bak ama yeter ha yeter. Ya, ya, bir dakika ya. Erdem kaldı. Ama kardeşim binlerce insan seyrediyor. Quaresma yazıyor. Silsene şunu. Ali mi ne içerledi ya. Bir dakika kardeşim ya. Dur bir dakika. Quaresma. Oo, bu iyi mi hocam? Bak ortaya atıyorsun. Makara dişini bir şey atıyorsun, insanlar ciddiye alıyorlar kardeşim. Dinler misin? Ya bir dakika dinle ya. Dinledim hocam. Gidelim. Özür dilerim, dinliyorum. Dinliyorum hocam. Tamam, dinliyorum hocam. Hem laf atıyorsun hem konuşuyorsun. Dinliyoruz hocam. Quaresma. Bak kardeşim, yanlış duymuşsun. Quaresma dedi. Biz konuşurken dedim ki Raşit Çetiner'den duydum. Raşit Hoca Ümit Milli Takımımızın teknik direktörü seneler önce. Ben gittim maçını seyrettim. Evet, Türkiye Portekiz Ümit Milli maçında. Ben seyrettim, oradaydım. 13 sene 15 sene önce. Evet, oradaydım. Helder Postiga, Santrafor, Quaresma, Cristiano Ronaldo, bu üçlü Avrupa'da en yetenekli genç oyuncular diye anlatılıyor. Doğru. Raşit Hoca da diyor ki bana söyledi. Bunların içinde Quaresma, Cristiano Ronaldo'nun da Postiga'nın önündeydi. Yetenek anlamında en büyük bu olur dediler diyor. Doğru. Ben de dedim ki Quaresma yetenek açısından Cristiano Ronaldo'nun bile Rasim önünde dedim. Doğru. Fakat adam çalışmayla, disiplinle, öbürü de disiplinsiz bir adam Quaresma. Onun kariyerini elde edemedi dedim. En büyük şansı. Ayrıca Yusuf Şimşek de çok Türkiye'ye yetenekli. Gelmiş geçmiş 10 tane yetenekli oyuncu varsa birisi de Yusuf Şimşek kardeşim. Yusuf Şimşek ederini bulamamış. Avrupa'nın bir ülkesinde de olsa Avrupa mantaliteyle yetişse bu oyuncular bahsettiğimiz çok oyuncular çok kadar özel bir adamdır. Ayaklarına hakim bir Yusuf oyuncudur. Yusuf ederini bulamamış. Şey. Kemal Yıldırım ederini bulamamıştır. Apo sana destek olarak şunu söylüyorum. Cristiano Ronaldo'nun en büyük şansı Alex Ferguson'a düşmesi. Falan bakın, yaptı. Bakın yaptığı transferlere bakın Quaresma'nın. Çok esprili bir şey yapayım mı? Esprili bir şey söyleyeyim bak. Fenerbahçeliler kızmayın. Gır gır yapıyoruz burada. Kızmayayım. Lens Quaresma'nın göz lensi olur. Bir daha söyle. Kariyer olarak da futbolculuk olarak da yapmayın. Bak bir dakika. Van Persie ile Quaresma'yı kıyaslamıyorum. Aa Van Persie'ne o. Herkesin hakkı var. Bu çok ayıp. Şimdi bak bu çok ayıp. Herkesin. Sinan gibi. Bunu ben söylerim. Ben sivri ve tuhaf. Hocam ayıp bir şey. Espri bak. Önceden söyledim. Şimdi Sinan'ım. Sinan'ım. Hocam bir bitireyim ya. Lens çok iyi futbolcu. Türk olsa Türk milli takımında oynar mı? Oynar. İngiltere Premier Lig'de de maksimumunu yaptı ama orta sıra bir takımda. Hocam yapma hocam. Oynadığı takımlar ağzı ayak var falan yapmayın. Ben bir şey diyorsam. O kadar diyorum işte. Bakın dur.
Ben esprili bir şey yapayım dedim. Kariyer olarak. Bak kalkıp da Van Persie ile Quaresma demedim. Van Persie ayrı bir level abi. O ayrı bir şey. Onu da kariyere daha yüksek. O yetenekte yine Quaresma. Quaresma da. Bak aynen. Bir dakika. Lens mi vurma mı? Efendim? Lens mi vurma mı? Ne mi? Bunu mukayese. Lens vurma. Lens hocam. Belli olmaz. Lens. Ya hocam böyle hocam, oynayamaya bakarım. Daha Bromwich'u bebe hocam daha. Birime Bromwich oynamadı hocam. Şurada Galatasaray'da oynadı. Geçen sezonda 10 tane maç toplam oynamıştı. Hayatında iyi maç. Lens. Lens Quaresma. Bir dakika ya. Bruma'nın yurt dışında oynadığı takım İspanya'da eşittir aşağı yukarı İngiltere Premier Lig'in Sunderland. Az oynadı hocam. Hocam, hocam biraz tamam daha bakalım. Da daha hocam biz milli biraz daha bakalım. Bulamıyor hocam kendini. Hocam. Adam Hollanda milli takımının banko sahası. 3-4 sene. Ya, Hollanda milli takımını çok büyük bir sen Hollanda milli takımı dünyada 4 tane milli takım saysan klasik. Arjantin, lazım. Brezilya, Hollanda, Almanya. Ama 100 yıl için diyorsun. Tabii 100 yıl için. Evet, 100 yıl için. Hocam Hollanda milli takımı bir çöküş yaşayabilir. Ama Hollanda milli takımı dediğin dünyada ilk 4-5 içindesindir her zaman. Ama 100 yılda. Ama hocam Hollanda bir takımda oynamak büyük bir şeydir ya. Öyle kolay arkadaşlar bir şey. Arkadaşlar yazıyorsunuz. Quaresma ile Van Persie'yi diyorsunuz kıyaslar mısınız? Yani bu portakalla elma gibi olur arkadaşlar. Biri santrafor, biri başka. Bir şey söyleyeyim mesela. Lens biraz daha takım oyuncusu değil ya mi? Ya bir dakika ya. Lens gol kaç gol attı bu sene ligde? Abi ne lan? Bir gol. Abi arkadaşlar ben dedim hocam espri yaptım. Göz lens olur dedim. Espri yaptım. Van Persie. Kontakt lensle de dünya yıldızıdır. Van Persie dünya yıldız abicim. Ben burada 3 ay evvel her söyledim. Yere düştü. 3 ay evvel dedim. Söylediğin her yere düştü. Bakın 3 ay evvel dedim. Van Persie son yıllarda gelmiş Türkiye'ye en büyük kariyerdir. Tabii. Bakın en büyük yeteneklidir. Ne dedik 3 ay evvel burada? Fenerbahçe'nin en klası Van Persie. Van Persie oynarsa Fenerbahçe'nin oyun kalitesi yukarıya çıkar. Klası artar. Doğru. Kıyaslamam ben Quaresma'yı. Quaresma kanat oyuncusu. Van Persie klas. İkinci forvet. Ama total yetenekli peki, Quaresma. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Sevgili seyirciler. Ben mi kovdum ya? Bu adam Arabistanlara, Alalilere, Malalilere gitmedi mi ya? Mısır'a gitti. Hocam ona bakarsan soğuğu da gönderdi Fenerbahçe. Para içine tamam. Para içine. Ne yapalım? Bir şeyini Toğ için dünyanın en büyük yıldızı mı diyoruz? İbrahim Yağmur. Kariyeri yok zaten. Allah Allah. İbrahim Yağmur'a teşekkür ediyorum. Abi öyle bir anlattınız ki Allah Allah. İki tane travelo yaptı herifi dünya yıldızı yaptınız. Hocam dünya yıldızı tabii yapmayın ama yani. 3 sene önce sen de dahil. 3 sene 5 sene önce sen de dahil bu grubun içinde bağla bağla kovdunuz herifi ya. Kim ben? Herif abi Quaresma, ben. Oynamıyor bir şey diye. Şey yapma şey. Allah Allah. Allah, Allah. Şey, işiydi işiydi denir. Abi Mısırlara Mısırlara gitti. Abi Lahnilerde oynadı. Abi bu konuda haklı. Döndü geldi 35 yaşından sonra. Aralarında. Hayali bir şey. Abi müsaade misiniz? Quaresma ile karşılaştık. İstinye'de ne yaptı? Abi niye bağırıyorsun? Ertem sen de uydun. Sen de hepimiz aynı anda konuşuyoruz. Beyler haklı haklı. Ben hakem kökenliyim. Aralarında Ertem Şener. Bu ne? Rasim Hasan Kütahyalı, Sinan Engin, Ümit Özat ve Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 5 kişilik örgüt malzemecinin üzerine idrarını yapan Quaresma'yı Türkiye'den ben kovduk. Yoktum. Biz de Karabüklü muhabirin ya hadi o ya. Zaman Karabüklü muhabirin de vardı. O zaman Mustafa, hocam o zaman Mustafa Çevik gibi bir yıldız vardı. Ben yoktu. Mustafa Çevik vardı. Quaresma'nın içeriğini tespit ettiydi. Mustafa Çevik boş muhabirlik yapmaz. Mustafa Çevik bilgisini alır. Bilgisini alır. Mustafa Çevik. Buradan öpüyoruz seni koçum Mustafa Çevik'i. Ne yaptılar bunlar geldiler Simao'lar bana Beşiktaş'a ne faydalı? Sabroza Simao hocam yapma ne olur Simao. Bırak hocam Sabroza Simao'nun başına geleni biliyor musunuz? Neler oldu? Bak Sabroza Simao hocam. Erkek kardeşinin çocuğu gözünün önünde denizde dalgaların arasında boğuluyor. Şuş kapat şu kalınları. 4 yaşında. Şu kalınları. Ertem sapı bir misin? Ben bunu Benfica Barcelona ya, tamam ya sus tamam ya. Sordum tamam. Doğru demişti bana. Sanam susun ya. Hain Ertem. Abi ben... Niye hain Ertem ya? Ben örnek veririm ya. Hain Ertem. Hain Ertem. Hain Ertem. Ya bu... Böyle bir anda akıma. Ya bu Instagram çok komik. Ne oldu gene? Lens kullananlardan özür dilesin. Özür diliyoruz lensçilerden. Ya var bize iyi anlamadım. Özür dile diyorsun. Bizim programımızın esprisi. Ya bir dakika lens kullananların belli bir oranında ağır hokkabazdır. Hocam ne diyorsun? Sebebini söyleyeyim. Her kim ki lensi sıhhi amaçla kullanıyor. Lens Bey diyeceksiniz. Miyop, hipermetrop, gözlük, okey. Lens mi gözlük mü Ertem? Ertem yaz. Lens mi gözlük mü? Ya kardeşim, barlara, gece kulüplerine, üniversitelere gidin. Nice böyle yeşil, mavi gördüğünüz kızların gözünde gözlük, lens var. Kesinlikle. Tam ölüyorsun diyorum yazık yine. Hocam bak Ertem. Ama hocam diyor, mavi gözlük. Lensli gözü saniyesinde anlarım. Anlarım tabii. Arkadaşlar, bana gözünü gözlük. Hatunlar da o anları.
Anladım. Apo Faruk Deniz 26 demiş ki Sinan abi lütfen Abdülkerim abiye sorar mısın? Bir sene önce Lens diye birini tanıyor muymuş? Güzel. Ağır bir soru oldu. Ağır bir soru. O kardeş Faruk Deniz. O kardeş bir sene öncesine kadar beni tanıyor muymuş? Tanımaz olur mu seni ya? Abdülkerim abi doğru bir soru ama Lens mi Kuvarejma mı? Seni tanımaz olur mu ya? Ben Lens'i nasıl tanımam ya? Lens'i nasıl tanımam? Ben tanımam. Hayır. Ben tanıyor muydu diyor. Lens mi Kuvarejma mı? Yani şu anda Avrupa'da sokağa çıksan. Nereye çıksan sokağa ya? Kuvarejma. Lens mi Kuvarejma mı diye sorsan. Nerede yaşadığını bile bilmiyordur. Hollanda'da Lens'in ailesine sorsan bak. Lens'in ailesine, amcasının çocuklarına, dayısının çocuklarına. Bırak. Beşiktaşlı'nı bırak. Vallahi Beşiktaşlı değil hocam ya. Bırak. 34 yaşına gelmiş. Onu getirebiliyor musunuz? 50 tane konuşunuz adamı. Yoyo topu gibi bir şey olmamış. Ama ne çok Türkiye'yi be. Dünya yıldızı ama Türkiye'den ayrılamıyor. Bir dakika. Allah Allah. Bir dakika. Anketi. Rakamlı yapıyorum. Kuvarezma dayı. Elahli, melahli gezmiş. Beşiktaş, oh kıyak. Kuvarezma dayı diyeceksin apacığım. Üç. He? Öyle istiyorlar. Instagram alemi. Kuvarezma dayı. Alahli malahli deme. Kuvarezma dayı. İspanya milli takım oyuncusu. O da oradan da bir yerde. Kuvarezma dayıyı çok seviyorum. Çok da beğeniyorum. Oyuncu olarak izlerken de büyük keyif alıyorum. Hani böyle travele falan yapıyor. Bayılıyorum ben. Öyle oyuncu severim zaten. Anladın mı? Fakat bana artık 34 yaşından sonra dünya yıldızı, dünya yıldızı falan bu işleri, yalnız Apo, bu işleri ben yemem. Ama Apo sana ben bir soru sormak zorundayım. Bak hakkını demin teslim ettik. Şahitliyim ya. Yani. Bana ya, ben senin ilk de kaç gol attığını söylesene. Hocam şuna katılır mısın? Hocam şuna katılır mısın? Lens çok gol. Lens çok gol. Bak Lens de Quaresma da ikisi de golcü oyuncu değil. Hocam aynı mı? Bunlar kanat oyuncuları çok etkili. Mesela Lens'in attırdığı goller var çıkarıyor. Hop geliyorsun. Apo bir tanesi sihirbaz. Çok süratli bir adam. Sihirbaz ayak. Kardeşim ben bak bir dakika ben Lens kadar şeyler de attırdı. Hocam ben futbol adamı olarak Quaresma'yı seyrederken daha çok keyif alıyorum. Ama hocam bir tanesi güçlü olduğu için takımına çok daha fazla katkı sağlayabilir. Apo sana bir ne getirsenize be. Apo sana soru soruyorum. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Sergen Yalçın yetenek olarak benim Arda Turan'ın bile üstünde tuttuğum seyrederken daha keyif aldığım bir oyuncu. Peki. Ama Arda Turan bir takıma ondan abi, daha fazla katkı. Apo sana bir soru soracağım. İkisi ayrı şeydir. Yıldız olmak, katkı sağlamak ayrı şeyler. Hepinize soruyorum bu soruyu. Yani Lens'te Quaresma'yı kıyaslamak Abubakar'la Van Persie'yi kıyaslamak gibi şey değil midir? Evet. Aynen öyledir. Evet. Aslında soru şu olmasına. Robin Van Persie 10 tane Abubakar yapar. Ya kardeşim, 10 tane. Bak kardeşim Mertem, kariyer açısından yapabilir. Ama bir dakika, sen soru bir bakarsın. Kamera üstten al. Kamera üstten al. Bakın gerçek soru. Gerçek soru. Aa. Aynı alanda oynamayabilirler. Ama futbolda aynı alan, aynı alan kalmadı. Bunun sorusunu sor bana. Sen sor Abdülkerim abi. Gerçek soru şunu var. Mantıksız sorular sorma. Gerçek soru şunu var. Robin Van Persie'nin mantıksız sorular sorma. Robin Van Persie'nin mantıksız soru sormam ben zaten. O sorunun cevabı çok açık ortadadır. Ona bakarsın görürsün. Kariyerde Van Persie. Ya kardeşim bak Van Persie kim? Abubakar kim? Ama hayır, senin sonu bakacağız. Bir dakika. Senin sonu bir bakacağız. Van Persie 10 golde kalmış. Evet. Abubakar 150 %50. Ne yapacağız? Bir dakika önce başlattım. Derin futbol soruyor. Hangisi daha faydalı, büyük yıldız? Faydalı, derin futbol gecesinde etiketiyle bize yazın. %50 Quaresma şu anda %50 Lens. Oylarınızı bekliyoruz. Hangisi daha büyük yıldız? Quaresma mı Lens mi? Dedik. Geçtik. Tabii ki Robin Van Persie Quaresma ikilisi içinse hemen tek tek soruyorum. Van Persie mi Quaresma mı? Böyle bir mukayese yok. Yani yok. Çünkü farklı yerler oyuncular bunlar. Farklı. Hangisi daha önemli? Yani hangisi dünya çapında daha önemli yıldız? Kariyerine baktığım vakit gayet tabii ki Van Persie. Van canım Persie. Kariyer. Laf mı yani? Bundan niye soruyorsun abi ki? Kariyer açısından tabii ki Robin Van Persie. Rasim, hiç konuşulmaz mıydı? Rasim Van Persie. Ertem'ciğim. Ya Van Persie bugünkü Senegal'de Quaresma, bir köyce bir mahallede Ertem. Robin Van Persie forması Ertem, sırtında vardır. Ertem sen İtalya'ya gidersin. İtalyan canına vardır. Bakın. Inter'e transfer olduğu dönem Quaresma'yı hatırlıyorum. Ben o zaman siyaset yorumluyorum. Futbolda yokum. Inter'e transfer o zaman Milano Portekiz'in Pelesi diye inliyordu. Bak Milano. Kimin için? Portekiz'in. Quaresma için. Bak ben o arada Milano'ya gitmiştim şans eseri. Portekiz'in Pelesi. Şans eseri. Yani futbol yorumcusu değilim. Ama Portekiz'in Pelesi Portekiz'in Sergen Yalçın oğlu. Apo. Bak ama Portekiz'in Pelesi olabilir miydi? Allah'ına kadar olurdu. Şimdi sana bir şey yapamadı. Söyleyeyim. Profesyonel dünya futbol tarihi var. Çocuğun bizim oğlanın. Dediğin gibi Ronaldo bile daha yetenekli. Quaresma dayının kariyerini eksiklik kişisel. Yani onun tamamıyla davranışlarıyla. Bak evet. Sporting Lisbon. 65 maç 12 gol. 2003-2004 Barcelona.
22 maç oynamış, 1 gol. Şey diyorsun değil mi? 2 Quaresma. Bakın. 2004-2008 Porto 114 maç, 24 gol. 2008-2010 2008 yılı. Inter 24 maç, 1 gol. 2009 Chelsea kiraladı. 4 maç 0 gol. 4 maç 0. Ondan sonra Beşiktaş'a 46 maç 8 gol. Al Ahly 10 maç 2. Porto 42 maç 10 gol. Beşiktaş 37-4. Abi adamın kariyer yani hocam. Kariyer gitmiş ya, hocam bu sadece. Gitmiş bu takımlara transfer olmak. Bunlar. Bak bu ne bana gösteriyor? Bu çok yetenekli. Başarılı bir oyuncu gibi. Bir şey yapmamış. Abi biz yetenekten bahsediyoruz hocam. 40 maç 1 gol. Ötekine gelelim. 30 maç 1 gol. Bak otelde resepsiyonlar izlemişler bizi. 4. Yazık yani çocuklar sevmiş. Öteki arkadaşa geliyorum. Lens Bey'e. Lens Bey'e geliyorum. AZ Alkmaar. PSV. Dinamo Kiev. Sunderland. Kiralık Fenerbahçe. Hikaye. O kadar işte. Evet, dediğin doğru katılıyorsun. Maksimum bu. Ama şu var. Maksimum. Neden olacak? Abi Dinamo bak. Dinamo Kiev. Bir dakika ya. Hocam bak. PSV Eindhoven. Bir dakika abi. Ertem daha iyi takip eder. Bir dakika ya. Hoca tamam mı? Bir dakika müsaade. Ama Ayze'yi şampiyon yapan bu Lens'tir. Ya bir dakika. Beyler siz Hollanda futbolunu yapmayın. Hollanda'yı abi. Ya hocam sen de Portekiz futbolunu oynuyorsun. Portekiz futbolu diyorsunuz ya. Ben Portekiz futbolunu büyütmüyorum. PSV Eindhoven mı? Lens'in hayatında oynadığı PSV'nin daha çok takıldığı kariyeri var. Aynı fikirde misiniz? Lens'in futbol hayatında oynadığı en kariyerli takım Fenerbahçe'dir. Ben yemişim altları. PSV hocam. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. PSV Eindhoven Fenerbahçe'ye gülerler ya. Size bir soru daha. Hadi abi. PSV Eindhoven gibi ya. PSV Eindhoven çok güzel. Ben güleyim. Ben gidiyorum. Yani sen herhangi bir var. Atina'yı arayalım. Atina. PSV Eindhoven Fenerbahçe mi? Ağır bir Yunanca küfür yeriz kapanına. Yapma PSV. Ya totalde. Müsaade. Hocam bak müsaade. PSV mi Galatasaray mı? PSV. Hadi peki diyelim ki. Lens'in oynadığı en kariyerli takım PSV olsun. PSV. Öteki kariyerine bak. Tabii, Chelsea. Barcelona. Inter. Yapmayın bunu ya. Ayıptır ya. Bir soru soracağım. Peki bir soru soracağım arkadaşlar. Ya Beşiktaşlar ayıp ediyorsunuz. Hakikaten ayıp. Beşiktaşlar neredesiniz ya? Sandırlık'ta ne yaptı? Bakın şuraya. Şampiyonum oldu. Hocam bir soru daha soruyorum. Son gecenin son sorusunu. Kaldırıyoruz. Ne o ya? Atiba mı? Josef mi? Hayda. O zaman. Hiç tartışılmaz Sinan abi. Soru ne yapıyor? Atiba mı Mehmet şey Atiba, Mehmet Topal. Ben Atiba mı Mehmet Topal'ın sorusunun cevabını verdim. Aynı mevkide oynayan oyuncular. Doğru soru bu olmadı. Bir şey söyleyeceğim sana. Atiba mı Şener Özbayrak mı? Ne alakası var canım? Ne alakası var? Hayır. Bir dakika dur. Yoksa nerede oynuyor abi? Hocam nerede oynuyor? Nasıl var? Dur bir dakika dur. Apo Josef sağ bek mi oynuyor? Ne alakası var? Hayır bu soru şikesi. Soru şikesi. Niye? Atiba'yı. Fenerbahçe'de eşleniği Topal'dır. Bırakın sözü. Atiba'yı niye? Hayır. Hocam bir dakika. Hocam Josef ne oynuyor hocam? Şimdi bir dakika. Josef Soza ne oynuyor? Hocam. Ön libero oynamıyor mu? Mehmet Topal ne oynuyor? Sağ bek oynuyor. Yerliye geleceğim. Şimdi Atiba. Hocam yabancı. Atiba. Kolpa da bunlar. Kolpa da bunlar. Atiba 2 senedir müthiş faydalı oynuyor. Çok yüksek performansla oynuyor. Hakikaten bayıldığım bir oyuncu. Peki Atiba kariyer açısından nedir? Nerededir? Atiba açılsın. Kanada bir takım oynuyor. Genç. Ne kariyeri abi, kariyer var, ne bahsetmiyorum ben. Futbolcundan bahsediyorum. Olarak. Çok faydalı bir oyuncu. Topal'la kıyaslama. Şöyle sor. Çok kaliteli ikisi de Türk olsaydı hangisini birinci derecede oynatırdın? Ben Atiba'yı oynatırdım. Atiba hocam. Ama pardon. Topal olduğu yerde Topal oynatırdım. Atiba'da da PSV var. Bu arada Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Atiba'da PSV'de var. 300'ü geçti. Bravo 300'ü geçti. Hocam alkışta 300'ü geçti. 300'ü geçti. 300'ü geçti. Ne o? 300'ü geçti. Basaldır. Ne o? Instagram 300'ü geçti. 300'ü benim mi geçti? Evet. Basaldır. Bir fıkra anlat. Müsaade et. Onu ne? Bir fıkra anlat. Hadi bahçem sonra. Hasta nerede kardeşim? Abi hocam fıkra anlatayım mı? Heh bir fıkra anlat. Gözünü seveyim. Adamın birisi. Sonra Gökhan Gönül geliyor. Adamın birisi köpeğine tasma almaya gitmiş. Bir dakika. Dükkana gelmiş köpeğine tasma almaya gelmiş. Köpeğe demiş sahibi demiş ki dükkanın sahibi. Bir daha anlatıyorum. Adamın birisi köpeğine tasma almaya gidiyor dükkana. Doğru. Canlı köpeğine. Köpeğine yok cansız köpeği. Canlı tabii hocam köpeğine tasma almıyor. Yok detayları bilmem lazım. Dükkancı gidiyor. Dükkan sahibi de diyor ki nasıl olsun diyor. Tasmayı. Tasma nasıl olsun diyor. Kafana göre diyor. İstediğini ver oradan bir tane diyor. Beğendiğini ver bir. Kafana bitti göre mi, diyor. Bitti mi? Abi kafana göre diyor yani. E tamam ben istediğini ver oradan diyor. Yani önemli değil kafana göre takıl ver. Adam kızıyor dükkan sahibi. Bitti mi burada fıkra? Kafana göre diyor Apo. Yani adamın kafa köpek kafası yani herhalde. Ha.
Tabakta. İnce hocam. Aa, hocam. İnce. Anlamadınız mı? İnce zeka, ince zeka lazım. Aa, bizim gibi öküzler anlayamaz. Evet, Gökhan Gönül'e gelir. Üniversite mezunu anlar mı kardeşim? Ben anladım. Anladım, komik değil kendi mi? Kendi komik. Espri komik var mı, ince yok mu? İnce var. İnce espri var. İnce var. Allah anlamadın mı? Sevgili seyirciler. Kafana göre diyor. Anket devam ediyor. Adam benim sen senin kafana göre diyor yani. Sahibi. Kafana göre deyince ulan ben köpek miyim benim? Anlamadın mı da? Dinçer kardeşim mesaj attı. Abi 300 bin yarın kurban kesiyoruz. Anlamadım. Evet Dinçer. Dinçer yarın kurban kesiyoruz. 300 bini geçtik. Gökhan Gönül gelsin sevgili seyirciler. Sosyal medyada işin ciddi tarafını birazcık ele alırsak.